Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Olay.com Salim Manav'la Anadolu Ateşi'ni sunar. Kazanmanın sesi, bahsin adresi. Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenler. Anadolu Ateşi başladı, programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım, sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz de mutlu olurum sevgili dinleyenler. Programımızın ilk bölümünde konuğumuz teknik direktör İlker Püren olacak. Kendisi son olarak Ankara Keçiören Gücü'nde görev almıştı. Şu anda kendisi hattımızda. Hocam hoş geldiniz, merhaba, nasılsınız? Hoş bulduk, merhabalar Salim, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim, hoş geldiniz, bizleri kırmadınız. Hocam Ankara Keçiören Gücü'ndeydiniz, ayrıldınız. Şu anda evet, maçları takip ediyorsunuz. Süper Lig'in seyriyle ilgili yorumunuz nedir, nasıl değerlendirirsiniz? Yani şöyle, aslında bakıldığı zaman şimdi bir Trabzonspor gerçeği var. Gerçekten son yıllarda puan farkının bu kadar açıldığı bir lig görmedim. Evet. Tabii ki bunu oynadıkları oyunla ve aldıkları sonuçla sonuna kadar hak ediyorlar. Galatasaray Avrupa liglerinde belki de tarihinde ilk defa namağlup grup lideri olarak bitirdiği bir dönemde Trabzonspor'la puan farkının bu kadar açık olması, bunu aslında şuna da bağlıyorum. Belki de ligin konsantrasyonunu çok iyi sağlayamıyorlar ama Avrupa Ligi onlar için motivasyonlarını yükseltecek bir unsur. Bu açıdan ligle Avrupa arasında Galatasaray'ın oynamış olduğu oyun gerçekten çok farklılık gösteriyor. Ona keza diğer kulüplerimiz de çok kaliteli oyun ortaya koyamıyorlar. Yani bu sene ligin kalitesi biraz düşük gibi geliyor bana. Ama bir önceki yayınımızda seninle konuştuğumuzda dikkat çeken birkaç tane kulüpten bahsetmiştik. Evet. Özellikle tanımlanabilir bir futbol yapısı ortaya koyuyorlar. Bu Konyaspor ve Karagümrük takımı. Aldıkları sonuçlar ne olursa olsun standart bir oyun yapıları var. Son derece de keyif alıyorum. Şimdi de yoldayım. Karagümrük-Konya maçını izleyeceğim. Yani özellikle seçtim bu müsabakayı. Çünkü iki tane ne oynadığını bilen ofansif ve defansif anlamda belirli bir plana sadık kalan takımlar. Bu iki takım ve Trabzonspor dışında aslında ortaya standart bir oyun yapısı koyan takımımız yok. Bu da aslında bizim açımızdan son derece üzüntü verici bir durum. Umarım en kısa sürede ligin kalitesi yükselir. Hem spor severler hem biz teknik adamlar olarak izlediğimiz müsabakalardan çok daha fazla çıkarımlar elde ederiz diye düşünüyorum Salih. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz İlker Püren. İlker Hocam, Süper Lig'in seyriyle ilgili değerlendirmenizi yaptınız. Ben de aynı fikirdeyim. Fatih Karagümrük Konya Spor maçı güzel bir maç olacaktır. Zevkli ve gollü bir müsabaka olacağını düşünüyorum. Her iki takım da ligin iyi ekiplerinden. Peki hocam, düne dönelim. Galatasaray-Lazio deplasmanında Lazio deplasmanından golsüz berabermişle ayrıldı. Fakat lider olarak, namağlup olarak gruptan çıktı. Galatasaray son 16'ya kaldı. Bunu da söyleyelim. Gruptan çıktı. Direkt son 16'ya kaldı. İkinci sırada tamamlasaydı son 32'de mücadele edecekti. Fenerbahçe yoluna UEFA Konfederasyon Kupası'nda devam edecek. Galatasaray ve Fenerbahçe ile ilgili yorumunuz nedir? Şimdi şöyle, Galatasaray'ın biliyorsun yıllardır süre gelen bir Avrupa kültürü var. Evet. Bu kültür büyük bir yüksek oranda Fatih Hoca'nın olaya bakış açısından kaynaklanıyor. Gerçekten son derece tecrübeli ve o ligdeki konsantrasyonlu bir şekilde oyunculara geçirebilen bir teknik adam. Bunu zaten çok bariz bir şekilde görüyoruz. Yani Galatasaray'ın Avrupa'da elde edeceği başarılar ya da bugüne kadar elde ettiği başarılar tesadüf değil. Bundan sonra da belki UEFA Avrupa Ligi'ni kaldırabilir bile. Yani o motivasyonu çünkü sağlayabiliyor oyuncular. Orada çok farklı bir Galatasaray izliyoruz. Bunun nedeninin tamamen konsantrasyonunun çok yüksek olmasına bağlıyorum. Ve Fatih Hoca'nın oyuncularla olan iletişimi ve Avrupa Ligi'ne olan bakış açısına bağlıyorum. Ama Fenerbahçe hem ligde hem Avrupa kupalarında gerçekten çok inişli çıkışlı bir grafik sergiliyor. Oyun yapısını henüz oturtamadı, çok tartışılıyor. Bunu
dirilişle alakalı da değerlendirenler var. Yani üçlü oynamasıyla. Bence ama üçlü oynaması ya da dörtlü oynamasıyla değil de genel oyun yapısını henüz oturtamamasından kaynaklı bir süreç olduğunu değerlendiriyorum. Umarım her iki takımda şu an bulundukları durumda kurallar çekildikten sonra maçlarını kazanırlar. Ülke puanımızı da bu şekilde yükseltmiş olurlar zaten. Hocam, Galatasaray'da forma şansı bulan Barış Alper Yılmaz, sizin eski öğrenciniz. Ankara Keçiören Gücü'nde evet. birlikte çalıştınız. Ankara Keçiören Gücü'nden Galatasaray'a evet. gitti. Barış Alper'in performansını değerlendirir misiniz? Galatasaray'a uyum sağladı mı? Sizin değerlendirmeniz nedir? Bu transfer sürecinde de sizinle şimdi, birlikte sohbetlerimiz olmuştu. Evet. Şimdi Salim, açıkçası yani çok açık ve net konuşmak gerekirse Barış'ın Keçiören Gücü'ndeki performansı oynadığı bölgedeki bizim istediklerimizi en uygun şekilde yerine getirmesinden kaynaklı bir süreç. Ve kendi de bu işi çok istedi. Şimdi Galatasaray'daki oyun yapısıyla Keçiören Gücü'ndeki oyun yapısı arasında bazı farklılıklar gözlemliyorum. Şimdi Barış çizgiyi çok iyi kullanan, 1-2 metre mesafede çok iyi çalım atan ve topu içeriye gönderen bir oyuncuyken şimdi Galatasaray'da sanki 4-3-3'ün santraforu, yani bir merkez oyuncu gibi oyunu yönlendiren bir beyin olması isteniyor. Ama bu şekilde Barış'ın performansı biraz bana göre düşüyor gibi geliyor. Eğer Barış'tan Keçiören Gücü'ndeki performansına yakın ya da ondan daha iyi bir performans almak istiyorsa Galatasaray, daha fazla çizgide kullanıp onu bu şekilde değerlendirmesi gerekiyor. Tabii biz şöyle yapıyorduk. Barış'ın çizgi performansı çok iyi olduğu için gerektiği noktalarda arkasındaki beki ya hücuma çıkarmıyorduk ya da içeriden hücuma gönderiyorduk. Ama şimdi Galatasaray'da o bölgede hücuma çıkmak isteyen bekler olduğu için Barış otomatik olarak içeriye giriyor ve çok basit oynuyor oyunu. Yani bir özgüven tazelemesi, topla daha çok oynaması ve rakibin üstüne gitmesi gerekiyor. Bu noktada işte Barış kendi özelliklerini sergileyebilir. Bana göre şu anda sergilemiş olduğu performans tamam çok güzel, ileriye dönük umut vaat ediyor. Ama sergileyeceği performansın %50'si, emin ol. Yani çok daha fazlası var Barış'ta. Bu da biraz oyun yapısıyla alakalı gibi geliyor bana. Peki hocam, MİT milli takımda nasıl değerlendirildi? Şöyle, Ümit milli takımda biraz daha özgüvenli oynuyordu. Evet. Daha fazla çizgiyi kullanan bir Barış vardı. Skora da katkısı oluyordu dikkat edersen. Asist yapıyordu, gol atıyordu. Ama şimdi Galatasaray performansına baktığında daha içeride oynayan bir oyuncu var. A milli takımda da mesela Karadağ maçında oynadı herhalde hatırladığım kadarıyla. Evet. O müsabakada mesela çok basit oynuyor. Alıyor, veriyor. Oyunun içerisinde çok gözükmüyor. Sade bir oyuncu gibi hiç tanımayanlar Barış'ı öyle algılarlar. Ama Barış topla buluştuğu anda birebir de rakibin arkasında kademe olsa bile o kademe ile birlikte rakibi sallayacak bir oyuncu modeli Barış. Yani bunu yapması lazım. A milli takımda da, Ümit milli takımda da, Galatasaray'da da. Yani oyuncunun sağ konforu henüz şu anda almış değil Barış. Keçiören'de biz ona o konforu veriyorduk. Daha rahattı. Hatalarının üstüne gitmiyorduk. Tekrar etmesini istiyorduk ve çizgiyi çok kullanmasını istiyorduk. Ama burada biraz merkez oyuncusu kaldığı için performansı şu an tam benim istediğim gibi değil açıkçası. Hocam, TFF 1. Lig ekibi Ankara Keçiören Gücü'nde görev aldınız son olarak. Geleceğe dair planlarınız evet. nelerdir? Bu süreci nasıl geçiriyorsunuz? İzlemeye değer müsabakaları belirleyip mesafe fark etmeksizin bu müsabakalara gidiyorum. Müsabakaların canlı izlediğin zaman tabii kendine çok daha fazla şeyler katıyorsun. Bu dinlendiğim süreçte birçok arayan kulüp oldu ama şu an hiçbiriyle anlaşmadım. Çünkü anlaşacağım kulüp uzun vadeli belli plan ve projeleri olan, benim hedeflerimle kulübün hedeflerinin örtüşmesi gerekiyor. Onun için sabırlı davranıyorum, çok acele etmeyeceğim. Yani birincilikten ve süperlikten olması öncelikli tercihim. Ama eğer gerçekten çok inandığım, projesine inandığım ve uzun soluklu yürüyebileceğimizi düşündüğüm bir kulüp yapısı olursa onlarla anlaşıp işi severek ve keyif alarak yapmak istiyorum. Yani sadece süperlik olsun, birincilik olsun ama kısa süreli sadece ekonomik kazanç elde edelim gibi bir düşünce kesinlikle yok.
biz Türk futboluna katkı sağlamak istiyorsak gelişimsel sürecin içinde olmamız lazım ve olaya böyle bakmamız lazım. Şu anda da hem dinlendim, hem kendimi geliştirdim, hem camiayı daha fazla takip etmeye başladım. Daha objektif görebiliyorum bazı şeyleri. Çünkü çalıştığınız dönemde sadece müsabakaları kazanmak ve bulunduğunuz kulübe hizmet etmek gibi bir göreviniz olduğu için çok objektif değerlendirmelerde bulunamıyorsunuz. Ama şu anda daha gelişmişsel bir süreci geride bıraktım. İnşallah kısa sürede de iyi bir takımla anlaşıp yoluma devam etmek istiyorum. Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Kolay gelsin, iyi çalışmalar, iyi yolculuklar. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ ol, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz İlker Püren'di. Birazdan uygunsa Ergin Keleş bizlerle birlikte olacak. Kendisi Ankara Demirspor'da oynuyor. Bunu belirtelim. Tecrübeli golcü bizlerle birlikte olacak birazdan uygunsa. İlk bölümde İlker Püren konuğumuzdu. Özellikle de Barış Alper Yılmaz'la ilgili dedikleri bence gayet nokta atışı tespitler. Çünkü İlker Hoca Barış Alper Yılmaz'la Ankara Keçiören Gücü'nde çalışmıştı. Transfer olduğu sezonda tüm yıl boyunca teknik direktörlük görevindeydi. Birazdan hattımızda Ergin Keleş olacak. Şu anda bağlantı sağlandı. Ergin abi hoş geldin. Merhaba, nasılsın? Merhaba Salim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim abi. Nasıl gidiyor, Ankara Demirspor'dasın? Vallahi evet. Şöyle bizim için gerçekten biraz tuhaf bir sene oluyor. Açık konuşmak gerekirse takım olarak oynadığımız iyi futbolun tam da karşılığını alamıyoruz. En azından skor olarak diyebilirim. Evet. Fakat onun dışında oyunsal anlamda iyi işler yapıyoruz. İyi futbol ortaya koyuyoruz. Tabii maçları televizyon vermiyor. O yüzden çok fazla insanı da takip edebildiğini zannetmiyorum ama en azından bizim maçlarımıza gelenler falan Adana Ankara Demirspor'un sahada gerçekten güzel doğru işler yaptığını gördüklerini görebileceklerini düşünüyorum, tahmin ediyorum. Özellikle de az önce vurguladın abi, televizyon yayını yok, canlı evet. olarak paylaşılmıyor maçlar. Canlı yayında canlı yayınlanmamasının handikapları nelerdir? Ya şimdi ülkede futbol açısından son yıllarda değil, bayağı bir zamandır oyunun gelişmediğinden, sürekli aynı tartışmalar, aynı kısır döngüler içerisinde debelenip durduğumuzdan bahsediyoruz. Evet. Bu yüzden aslında televizyonların maçları vermesi, daha fazla insanın maçları izlemesi, seyretmesi bu noktada çok önemli olur diye düşünüyorum. Fakat insanlarımızın da doğru oyunu ayırt etmesi gerekiyor. Yani insanlarımızın da bu popüler tartışmaların dışına çıkması gerekiyor. Bizim bundan uzaklaşmamız gerekiyor. Yani biz bundan uzaklaşamıyoruz bir türlü. O yüzden sürekli aynı kısır döngülerde dolanıp duruyoruz. Şimdi bu alt liglerde genç çocuklar var, genç oyuncular var. Bu çocukların her biri en üst seviye liglere aday oyuncular ya da aday olması gereken oyuncular. O yüzden bu çocukları takip etmek gerekiyor, izlemek gerekiyor. Yani fakat tabii ki yayın olmadığı zaman bu biraz daha zor oluyor. Artık kulüplerde transfer yaparken oyuncunun yalnızca işte internet sitesinden açıp istatistiklerine bakıyorlar. Bu da ne kadar doğru, soru işareti. Bununla beraber yani Salim, konuşacak o kadar çok şey var ki. Yani o kadar çok şey anlatabilirim sana ki bu alt liglerle ilgili. Evet. Maalesef birçok şey sadece oyuncunun oynasın da kendini geliştirsin cümlesinin içine terk edilmiş durumda alt liglerde. Bu çok üzücü. Bu noktada ben Ankara Demirspor'un hem yönetim anlamında hem de yönetiliş açısından gerçekten güzel, çok örnek bir kulüp olduğunu söyleyebilirim. Birçok takımda oynadım. Son derece naif, kibar, son derece işin tamamen böyle verimliliğine bakan, ortaya çıkan güzel futboldan keyif alan bir yönetimimiz var. Elbette hedefe de gitmek istiyoruz. Burada bizim teknik ekibimiz de gerçekten bu noktada çok ben
takdir ediyorum teknik ekibimizi, Ersin Hoca'yı ve ekibini. Onlar da sürekli futbol oynamak, oyun oynamak istiyorlar. Böyle tipik, efendim, sadece skor odaklı, biz maçı kazanalım da işte gerisi ne olursa olsun düşüncesinden çok uzak bir teknik ekibimiz var. Tamamen futbolcuyu, tamamen oyuncuyu ve oyunu geliştirmeye kafa yoran bir teknik ekibimiz var. Açıkçası oynadığım maçlar itibariyle bu düşüncede olan takım sayısı da çok az. Hatta yok diyebilirim. Belki bir Pendik Spor var, onu da söyleyebilirim ki orada da zaten Osman Hoca var, Osman Özköy'le. O da oyunun gücüne inanan isimlerden biri. Onun dışında maalesef hiç, yani böyle futbol oynayalım, oyun oynayalım, oyunu geliştirelim, böyle bir şey görmedim. Bu da çok üzücü. Çok üzücü yani. Bu arada Ergin abi, dinleyenlerimizden gelen sorular da var, yorumlar da var. Abdullah Cevahir yazmış. Selamlar, iyi yayınlar. Ergin Keleş'in konuşma uslubuna hayranım. Kendisine bir hemşerisi olarak başarılar diliyorum. Futbolu bıraktıktan sonra antrenörlük yapacak mı, planları nelerdir? Teşekkür ederim kendisine. Ya elbette futboldan sonrası için düşüncelerimiz var. Bu işin dışında kalmamız mümkün değil. Hani bu işin dışında kalırsak nefesimizi kaybederiz gibi bir durum ortaya çıkar. O yüzden futbolun içerisinde olmak istiyorum. Teknik direktör olmayı da çok istiyorum, çok arzuluyorum. Fakat bu uzun bir süreç. Ciddi bir eğitim gerektiren, kendini her anlamda geliştirmen gereken bir süreç. O yüzden buna daha var ama düşüncelerim içerisinde var ve fazlaca coşkuyla da istediğim bir iş. Ergin abi, efendim, Trabzonspor'a dönmek istiyorum. Trabzonspor ligde lider durumda. Yorumun nedir? Özellikle de ön plana çıkan oyuncular var. Bu oyuncularla ilgili değerlendirmen nedir? Ya Trabzonspor şimdi bu sene gerçekten Trabzonspor ligde ciddi bir avantaj elde etmiş durumda. Evet. Tabii bu avantajı Trabzonspor sezon sonuna kadar sürdürmek isteyecek çok doğal olarak ve bunu da aslında oyun kalitesi ve oyuncu kalitesine baktığın zaman yapabilecek potansiyele sahip. Ancak Trabzonspor'un, ben bunu daha önce de söylemiştim, Abdullah Hoca ile yakaladığı bir enerji var, bir hava var ve gördüğüm kadarıyla sabırsız ve duygularının çok çabuk ortaya koyan Trabzonspor taraftarının Abdullah Avcı'nın oyununa da alıştığını görüyorum, gözlemliyorum. Bu da son derece önemli. Yani Trabzonspor taraftarı böyle çok fazla topa sahip olup pas oyunu yapıp bundan ziyade daha çok o karakteristik özelliği olan o sabırsız ve ani patlayıcılığıyla beraber çok çabuk skor almanın, çok çabuk sonuç almanın peşinde olan bir taraftar grubu. Bu da aslında onun heyecanının bir göstergesi ama Abdullah Avcı'nın oyununu da Trabzonspor taraftarı da benimsemiş durumda, kabul etmiş durumda. Bu da çok önemli bence. Bu da ayrıca Trabzonspor teknik direktörünü de motive ediyordur. Bununla birlikte Trabzonspor oyun olarak nispeten enerjisinin düşük olduğu maçlarda dahi oyuncu kalitesiyle maçı çevirebiliyor ve son dönemlerde Trabzonspor'da özellikle Abdullah Avcı tabelayı ciddi anlamda düşünen bir tarza bürünmüş durumda. Bu da Trabzonspor'un özellikle bu puan farkını açması noktasında çok önemli. Sezon sonuna kadar götürebilecek mi? Hep beraber izleyeceğiz. Özellikle Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür, Ergin abi, ön plana çıkan oyuncular arasında. Uğurcan ve Abdülkadir'in performansını ayrı bir paranteze açacak olursak, iki futbolcu sezon sonunda Avrupa yapar mı? Ya Salim, bunları söylemek tabii böyle şimdi biz kendi ligimizi izleyip bu noktada bu lig üzerinden oyuncularımızı değerlendiriyoruz. Evet. Bunun ben çok açıkçası şahsen doğru olduğunu düşünmüyorum. Şimdi Uğurcan bugün milli takımımızın da kalecisi. Evet. Uluslararası anlamda maçlara da çıktı. Bana göre çok yetenekli,
çok çok özel bir kaleci. Abdülkadir Ömür keza aynı şekilde çok becerikli, çok yetenekli bir arkadaşımız, kardeşimiz. Bununla beraber çok duygusal da bir yapısı var. Bu kardeşlerimizi, bu oyuncu grubumuzu, hani Uğurcan'ı biraz daha ayırayım. Abdülkadir gibi, Berat gibi, diğer takımlarımızda da var bu tarz oyuncularımız, genç oyuncularımız, genç kardeşlerimiz. Bu arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi, yani bizim kendi ligimizdeki, ligimizin kalitesi maalesef ve marka değeri maalesef çok yüksek değil. Buralarda değerlendirerek Avrupa'ya gider, şu paralara gider gibi cümleler bence çok gerçekçi değil. Gerçekçi olmuyor, gerçekçi kalmıyor. Evet. Evet, gider mi? Gider. Fakat öyle düşündüğümüz ve kafamızda hayal ettiğimiz rakamlar, miktarlar bana göre biraz uçup kaçıyor. Ancak ben bu noktadaki bütün genç oyuncuların zaten kafasında, düşüncesinde, ideallerinde dünyanın en zorlu liglerini hedef olarak görmelerini isterim, arzularım. O yüzden Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür gider mi sorusundan ziyade Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür'ün gitmeyi istemeleri bence daha önemli, daha doğru. İstemeleri gerekiyor. Yani evet, gitmeyi, Avrupa'ya, en zorlu liglere gitmeyi istemeleri gerekiyor. Çok istemeleri gerekiyor bence. Ve gitmeliler de. Ergin abi, gelen sorular var. Salman Bey yazmış. Sorar mısınız, Adana Spor'a hoca olarak geri dönmek istiyor mu? Çünkü Ergin'i çok seviyoruz. Bir başka mesaj abi. Ergin Keleş'e selamlar. Yıllardır ezeli rakibimiz. Ben Adana Demirsporluyum. Kendisi ezeli rakibimiz Adana Spor'da oynadı. Fakat her zaman içimden demişimdir, keşke bir gün Adana Demirspor'da oynasaydı diye. Umarım bir gün hoca olarak görürüz demiş. Her iki takım taraftarından da güzel mesajlar var abi. Sağ olsunlar. Teşekkürler. Çok sağ olsunlar. Ya ben şöyle düşünüyorum. Ben şu çok önemli bir olay, evet, bir camiaya mal olmak, adınızın bir camiayla artık özdeşleşmiş durumda olması, bunlar çok değerli, çok kıymetli şeyler. İşte bugün Fatih Terim dediğiniz zaman işte Galatasaray camiasıyla tamamen özdeşleşmiş bir isim ortaya çıkıyor. Bunlar çok değerli, çok kıymetli ve kolay kolay başarılabilecek işler değil bunlar. Fakat bununla beraber ben bu durumun haricinde biraz oyuna da futbola da çok aşık olduğum için, çok sevdiğim için, yani nerede ve neresi olursa olsun orada bir şeyler yapmak, orada bir şeyler üretmenin peşinde olan bir adamım ya da olacak bir adamım, onun peşinden gidecek bir adamım. O yüzden yani benim şöyle bir düşüncem yok ya, ben şu takımda hayatta çalışmam, bu takım hani vardır ya, ya da bu takımda hayatta işte oynamam, etmem. Öyle düşüncelerim yoktur benim. Yani ben giderim, çalışırım, oynarım. Sonuç itibariyle sevdiğim işi yaptığım sürece ve sevdiğim işi de doğru yaptığıma inandığım sürece benim için diğer işler çok da böyle kafaya takılacak noktada olmaz ya. Yani Adana ileride tabii nasip kısmet, ileride teknik direktör konumunda olduğum zaman Adana Demirspor'da çalışma fırsatım olursa neden değerlendirmeyeyim? Adana Spor'da çalışma fırsatım olursa neden değerlendirmeyeyim? Yani sonuç itibariyle burada herkesin amacı, ya bak şunu söylüyorum her zaman, ya burada hangi kulüp olursa olsun o kulübün taraftarının da, maça gidip maçı izleyen insanın da amacının Türkiye'deki futbola değer katmak olur. Yani bu futbolu öne, ileriye taşımak zorundayız. Ya üzülmüyoruz mu ya? Yani dünya kupaları oynanıyor, Avrupa şampiyonaları oynanıyor. Üzülmüyoruz mu ya? Ya para verip İngiltere Ligi'ni izliyoruz. Para verip İtalya Ligi'ni izliyoruz. Ya niye bizim liglerimiz bu seviyelere çıkmasın? Niye bizim liglerimiz bu noktalara gelmesin? Bunlar çok önemli şeyler. Yani o yüzden gençlerimize, çocuklarımıza özellikle üzerinde çok güzel hayaller kurduracakları bir oyun ortaya, bir futbol ortaya koymamız lazım. Bunu herkesin, her kesimin ortaya koyması lazım. Yani bir çocuk bir stada maç izlemeye gittiğinde, küçük bir çocuk doğrudan doğruya oradaki ana karakterlerden biri olmayı
hayal etmeli, onun hayalini kurmalı. Çocuk oraya gittiğinde orada gördüğü şey onun canını sıkan, işte onun hayallerini yıkan, kıran bir noktada olmamalı. Bunu söylemek istiyorum. Evet. Ben de aynı fikirdeyim Ergin abi. Futbol kazanırsa herkes kazanır. Önemli olan futbolun kazanım elde etmesi. Ergin abi, bir kitap hazırlığınız var diye duydum. Uygunsa bahseder misiniz? Var mı böyle bir durum? Neden? Kitap hazırlığınız var diye duydum abi. Uygunsa şöyle, bahseder misin abi? Nasıl? Ya şöyle, kendimce bir şeyler yazıyorum, karalıyorum. Tabii bu noktada benim çok sevdiğim, çok güvendiğim büyüklerim var. Onlarla da konuşuyorum, fikir alışverişi yapıyorum. En azından futboldan sonrası için oynamış olduğum, futbol oynadığım ve kariyerimi yalnızca kendime de saklamak istemiyorum. Kendimce yaşadığım bir iş olsun istemiyorum. Futbolculuktan kalan bazı şeylerimin ortaya çıkmasını, en azından küçük futbolcu olmayı hayali kuran gençler, çocuklar ya da çocuklarının futbolcu olma hayalini kuran anneler, babalar, Türkiye'deki futbol ikliminde nelerle karşılaşabileceklerini az çok görmeleri açısından, bunları yaşamış birisinin anlattıklarıyla bunları görmeleri açısından, anlamaları açısından. O yüzden yani insanlara bir şeyler sunmak istiyorum. Böyle bir düşüncem var. Bakalım ya. İnşallah hayata geçiririm. Ergin abi, bilmiyorum benzeten oldu mu? Ben senin bu yönünü, kültürel anlamdaki yönünü Erman abiye de benzetiyorum. Erman Özgür. Erman abi de bol bol kitap okuyan, onun da Trabzonspor mazisi var. Ona da çok benzetiyorum abi her ikinizi. Şunu da söyleyebilirim, yani az önce antrenörlükten bahsettiniz. Futbolu bıraktıktan sonra yorumcu da olabilirsiniz abi. Ya hayırlısı Salim'im ya. Hayırlısı, bakarız. Evet. Ergin abi, çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakal. Ben teşekkür ederim Salim. İyi yayınlar. Teşekkür ederim abi. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Ergin Keleş'ti. Oley.com'un sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Kazanmanın sesi, bahsin adresi. Sevgili dinleyenler, ikinci bölümdeyiz. İkinci bölümde konuğumuz Murat Demiryaz. Kendisi Oley.com'da editör olarak görev alıyor. Günün maçlarını konuşacağız. Bağlantımızın sonunda ise kendisi güvendiği maçlardan oluşan kuponunu bizlerle paylaşacak. Hoş geldin Murat abi, nasılsın? Hoş bulduk sevgili Salim Onav. İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bugün Süper Lig'de heyecan başlıyor. Hatay Spor Altay deplasmanında. Mustafa Hoca için de önemli bir karşılaşma. Çünkü geçtiğimiz hafta açılış yapılmıştı. Alsancak Stadyumu'nun yeni ismi Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu oldu. Kendi ismini taşıyan stadyumda ilk kez bir maça teknik direktör olarak çıkacak. Alsancak Stadyumu'nda birçok kez hem teknik direktör olarak hem de futbolcu olarak görev almıştı, goller atmıştı. Altay'ın büyük Mustafa'sı, efsane bir isim. Bugün onun için unutulmaz bir an olacağını düşünüyorum. Böyle de bir giriş yaptım. Günün anlamını ve önemini aksettirmek adına. Değerlendirmen nedir maçla ilgili abi? İstersen Süper Lig'le başlayalım. Sevgili Sayman abi, evet, gerçekten güzel bir giriş yaptın. Gerçekten aslında tarihi de bir maç. Evet. Çünkü Alsancak Stadı herhalde böyle 80'li 90'lı yılları benim gibi çocukluğu ve gençliğinde futbolu takip edenler çok iyi bilirler. O stadda oynanan maçları yani gidip İzmir'de yaşamasalar bile, gidip izlemeseler bile o stat aslında ikonik bir stattır ve deprem riski sebebiyle yenilendi stat. Yaklaşık 7,5 yıldır maç oynanmıyordu 2014'ten bu yana ve dolayısıyla da o tarihi bir an ve o tarihi ana tanıklık edecek isimlerden biri de teknik direktör Mustafa Denizli kendi ismiyle o kendi ismi verilen stattaki ilk maça çıkma onuruna da erişiyor. Bir teknik direktör olarak herhalde çok büyük bir heyecan ve keyif alacak bu andan dolayı. Ömrü boyunca çok büyük başarılar yaşadı Mustafa Hoca. Ama
bu ayrı bir keyif olacak herhalde onun için. Tabii Altay 2 haftadır bir çıkış trendi gösteriyor gibi. 8 haftadır kazanamıyorlar ligde. Çok iyi gittikleri söylenemez. İyi başlamışlardı sezona. Ama bir düşüş içerisindelerdi. Fakat 2 haftadır bir reaksiyon gösteriyorlar. Önce Başakşehir beraberliği. Ardından Galatasaray karşısında alınan 2-2'lik beraberlik. Bir şekilde böyle hani artık bir galip gelme trendine geliyorlar gibi. Hatay Spor sezonu çok iyi başladı. Üst sıralarda. Ama onlar da 2 haftadır kötü gidiyorlar. Kalelerinde 7 gol gördüler son 2 haftada. Başakşehir mağlubiyeti son olarak. Onlarda bir düşüş var. Bir savunma sıkıntısı var Hatay Spor'da. Hatta son 4 maçta sadece 3 puan aldılar bir galibiyette diyebiliriz. Evet. Bütün bunları ele alırsak tabii bir önemli noktada Altay'da Cebrail Karayel'le Zeki Yıldırım'ın cezalı olması. Bütün bunları dikkate aldığımızda aslında ben biraz da bu hem yeni stadın açılacak olması, seyirci avantajı, biraz da psikolojik sebeplerden dolayı ben Altay'ın kolay kolay yenilmeyeceği düşüncesindeyim. Hatta ben kuponuma Altay galibiyeti yazarım. Hem de son 2 haftadaki bu çıkışından dolayı oyun anlamında da bir yükselişleri var. Dolayısıyla yani garantiye gitmek isteyenler Altay yenilmez yazabilirler. Ama ben bugün Altay'ın kazanıp o 8 haftalık hasretini dindireceği düşüncesindeyim. O yüzden ben kuponuma Altay galibiyeti yazarım. Ama dediğim gibi işi biraz daha garantiye alalım. Tabii ki Hatay Spor'da çok güçlü bir ekip. Elbette bir düşüşleri var son haftalarda ama yine de öyle küçümsenecek bir ekip de değil. Dolayısıyla 1-0 çifte şans da burada değerlendirilebilir. Benim bu maçla ilgili görüşüm bu şekilde. Tabii bu maçın yanına neler yazabiliriz? Ben sana Spor Toto 1. Ligi yine bırakacağım her zaman olduğu gibi. Çok kritik iki karşılaşma var. Kocaeli Spor, Büyükşehir Belediye, Erzurum Spor ve Gençlerbirliği Deniz Spor maçları ama ben mesela Altay Hatay Spor maçının yanına Avrupa'dan da güzel maçlar var. Bugün hemen hemen bütün liglerde Avrupa'da, majör liglerde açılış maçı var. Evet. Bunlardan bir tanesi de İngiltere Premier Lig'de Brentford-Watford mücadelesi. Alt sıralarda mücadele eden, orta ve alt sıraları ilgilendiren bir karşılaşma duruyor. Burada kritik bir nokta var sevgili Salim Manav. Dinleyicilerimizi de uyaracağım bir nokta. Şimdi Brentford bu sezonun sürpriz ekiplerinden bir tanesi. Kendilerinden beklenen performansı biraz üzerinde bir performans sergiliyorlar. Son 4 maçta sadece bir yenilgi aldılar. Leeds United'da 2-2 berabere kaldılar son olarak deplasmanda. Ama takımın 2 golcü ismi bugün yok. Sergi Canos cezalı. Ivan Toney de Covid-19 karantinasında. Şimdi bu önemli bir nokta. Çünkü bu Covid-19 vakaları özellikle İngiltere ve Almanya liglerinde biraz fazlalaşmaya başladı. Tottenham'da dinleyicilerimiz belki takip ediyorlardır. Brighton maçı ertelendi. Tottenham'da çok fazla vakalar çıkmaya başladı. Hem futbolcularda hem de teknik heyette. Hafta içinde hatta dün Rennes maçı ertelenmişti. UEFA Avrupa Ligi'nde ligdeki Brighton maçı da ertelendi. Böyle ertelemeler olabilir. Veya takımlarda birer ikişer Covid vakaları çıkabilir ki mesela geçen hafta Leipzig'te de vardı. Konuşmuştuk burada Cuma günü. Ki o da etkiledi Leipzig'i. Union Berlin deplasmanında mağlup olmuşlardı. Dolayısıyla bu Brentford'daki iki eksik kritik eksikler. Watford bir teknik direktör değişikliği yaşadı birkaç hafta önce. Claudio Ranieri geldi. Zor bir fikstürdelerdi ki üst üste hem Leicester City, Chelsea ve Manchester City maçları vardı. Üçünden de puan alamadılar. Ama ondan önce mesela Manchester United 4-1 yenip Solskjaer'in görevine son verilmesine neden olmuşlardı. Dolayısıyla o zor fikstür bitti. Ve artık daha kolay maçlar, nispeten kolay demeyelim de kendi gücü oranında maçlar var. Burada ben Watford'un bu deplasmandan puan alabileceği düşüncesindeyim. Evet. Dileyen buna benzer şey yapabilir ama ben 2.5 üstü taraftarıyım. Çünkü Watford'un son hafta maçları çok gollü geçiyor. İki takımın da defansif sorunları var. Hücumda da iyiler Watford takımı şu sıralar. Dolayısıyla her maç gol atıyorlar. Zor rakiplerine de gol attılar.
Dolayısıyla 2.5 üstü benim tercihim. Ya da Watford yenilmez dileyenler yazabilirler. Ben 2.5 üstünü tercih ediyorum. Köln-Augsburg maçı Bundesliga'da Köln favori. Evinde bu sezon hiç yenilmedi. Çok iyi maçlar çıkartıyor. Son 4 maçta da bir galibiyet 3 beraberlik var. Formda bir takım. Augsburg küme düşme potasının hemen üzerinde, o playoff potası var. Playoff sıralaması var. Bundesliga'da 16. sıra. Playoff oynuyor. Bundesliga ikincilikten gelecek takımlarla. İşte orada Augsburg. 16. sırada 13 puanla. Evinde de son maçta Bochum'a 3-2 yenilmişti. Deplasmanda bu sezon hiç kazanamadı. 3 beraberliği var sadece. Yani Köln favori evinde. Ben kazanacağını da düşünüyorum. Diğer bir tercih 2.5 üstü olur. Ama ben Köln'ün galibiyetini düşünüyorum. Son olarak kuponumu Nantes-Lens maçını yazacağım Fransa'dan. Lens bu sezon iyi bir performans gösteriyor. Son maçta da Paris Saint-Germain'den puan aldılar. Birbiri berabere kaldılar. Son 3 maçı berabere bitti. 5. sıradalar. Nantes da üst üste kazanamıyordu. Geçen hafta Lorient'i 1-0 yendi. Ve kötü gidişe bir son verdi. Deplasmanda kazandılar. İki takım da gol bulabileceği bir karşılaşma. Karşılıklı gol ver tercihi burada ön plana çıkıyor. Dolayısıyla bugünkü benim kuponum Altay-Hatayspor 1 veya 1-0 çifte şans dileyenler için ben 1 yazıyorum. Brentford-Batford 2.5 üstü veya 0-2 çifte şans, Batford yenilmez ama ben 2.5 üstü yazacağım. Köln-Augsburg 1 2.5 üstü tercih edilebilir. Ben 1 yazıyorum. Ve Nantes-Lens mücadelesi karşılıklı gol var şeklinde benim kuponum sevgili Salim Manav. Şimdi sözü biraz sana bırakacağım. Çünkü ben Gençlerbirliği, Denizli ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçları için neler söyleyeceğini çok merak ediyorum açıkçası. Teşekkür ederim Murat abi. İstersen hemen Süper Lig'le başlayalım. Süper Lig'de tabii ki. Altay bugün Hatay Spor'u ağırlıyor. Saat 20'de başlayacak mücadele. Hatay Spor iyi bir grafik elde etmişti. Adana Demirspor deplasmanında mağlup oldular. Ardından Sivas Spor mağlubiyeti. Yaşanan süreçte gelgitler oldu. Bu her takımda olur. Özellikle de performansı yüksek Anadolu takımlarında zaman zaman böyle inişler çıkışlar olacaktır. Bugün İzmir'de oynanacak maç. Maç bilet fiyatlarını görmüşsündür, maçın bilet fiyatlarını. En pahalı tribün 50 TL ve normal tribün 5 lira ile 15 lira arasında. Ben ilgi olacağını düşünüyorum. Altay taraftarıyla birlikte coşku yaşayacaktır. Karşılıklı gol seçeneği bana çok cazip geliyor. Taraf bahsi oynayanlar için de Hatay Spor yenilmez diyorum. 0-2 çifte şans. Hemen kontrol ettiğimde bülteni. Şimdi kontrol edeceğim maçları. Hatay Spor kontrol ediyorum. Bugün maç. Bültende kontrol ettiğimde oranları olay.com üzerinden aktarıyorum. Biliyorsunuz olay.com'da 0.2 daha fazla. Karşılıklı gol var 1.52. Bunu söyleyebilirim. Çifte şansa geldiğimde hemen kontrol ediyorum abi. Çifte şansta muhtemelen 1.50-1.60 civarında olabilir. Ben 1.40 gördüm ama hemen, normal hemen normal şeyde olay.com'da değil ama olay.com'da 1.42. Evet. Evet, 1.42. Burada karşılıklı gol daha cazip. Kocaeli Spor maçı var. Kocaeli Spor sahasında Erzurum Spor'u ağırlayacak. Ben bu maça beraberlik diyorum. Ya da 0-2 çifte şans diyorum. 2.67-1.25 oranlar. Beraberlik 2.67. Kocaeli Spor Erzurum Spor maçının berabere biteceğini düşünüyorum. Kocaeli Spor'un Erzurum Spor'un deplasmanda oynadığı futbolu düşündüğümde ve defans hattında da iyi bir uyum oldu. Ben bu maça direkt 0 diyorum. Berabere sonuçlanır diyorum. Biraz sürpriz ama benim tahminim bu yönde. Denizli Spor Gençlerbirliği deplasmanında. Denizli Spor geçtiğimiz hafta mağlup olmuştu. Denizli Spor çok farklı bir takım. Gençlerbirliği de aynı şekilde. Gençlerbirliği de geçen hafta Bandırma'yı yendim. Mücadeleyi takip ettim. Genç bir kadrosu var. Ekonomik anlamda sıkıntılı bir süreç geçiriyor Ankara ekibi.
mutlaka gol atarlar, onu söyleyeyim. Gol bulurlar. Fakat burada Denizli Spor'un kadro yapısını düşündüğümde, Denizli Spor'da hatırlarsın transfer döneminin sonuydu. Son 10 günde kurulan bir takımdı. Son 1 haftalık 10 günlük süreçte kurulan bir takımdı. Birden fazla oyunun kaderini değiştirecek yeteneklere ve tecrübeye sahip oyuncular var. Ben Denizli Spor'un bu hafta Ankara deplasmanında mağlup olmayacağını düşünüyorum. 1.70 oranı 1.70. Bence olay.com'da 1.70. Bunun da altını çizelim. Normalde 1.68'di. Olay.com üzerinden avantaj sağlayabilir dinleyenlerimiz. Benim oluşturduğum kupon Hatay, Altay Hatay karşılıklı gol var. Kocaeli Erzurum beraberlik ya da 0-2 çifte şans. Gençler Birliği Denizli Spor 0-2 çifte şans. Toplam oranı göremiyorum. Yaklaşık hesap ettiğimde 0 olarak hesap ettiğimde beraberlik oranını 5 civarında bir oran. Hayırlı uğurlu olsun. Yani 10 TL'ye 50 TL. Evet, aynen öyle. Yiyebilirsin. Ya da dileyen dilediği kadar tabii ki şey yapabilir, oynayabilir ama evet. Sen bugün Türkiye liglerinde özellikle deplasman ekiplerinin kolay kolay yenilmeyeceği düşüncesindesin. Ya biraz öyle. Tabii ki yani zor maçlar aslında. Hani baktığımızda aslında çok dengeli takımlar. Yani ligdeki yerlerine baktığımızda ve performanslarına baktığımızda çok dengeli maçlar ki bundan sonra bu tip maçları çok fazla göreceğiz. Evet. Artık takımlar daha da oturdular. Bir de transfer dönemi de yaklaşıyor. Evet. Orada da çok ilginç şeyler olacak. Yani takımlar takviye yapacaklar. Özellikle Sporto'da 1. ligde. Tabii sen daha yakından takip ediyorsun. Özellikle alt sıralardaki takımların takviye yapıp çok kısa süre içerisinde ligin ikinci yarısında üst sıralara tırmandığını çok gördük. Yani şampiyonluk yarışında ya bir transferli şampiyonluk yarışında orada veya Süper Lig'e çıkma yarışında çok şeyin değiştiğini gördük. O yüzden transfer dönemi de çok kritik yaklaşıyor yavaş yavaş. Artık Aralık ayının 10'una geldik. Orada da çok önemli şeyler olacak ama bu süreç kritik bir süreç. Ben şeyi de hatırlatayım tekrar. Özellikle İngiltere ve Almanya'da Avrupa'yı takip eden dinleyicilerimiz için COVID-19 vakaları takımlarda biraz artmaya başladı. Bugün de söyledik, Brentford'da da bir COVID-19 vakası var. Almanya'da da oluyor. Yani bu, biz elimizden geldiğince burada bağlantılarda ben de takımlarla ilgili bu bilgileri vermeye çalışıyorum. Yayınlarımızı takip etmeye çalışsınlar. İnternet üzerinden de haber, yabancı haber sitelerinden de bu tip haberleri takip etmeye çalışsınlar. Çünkü çok önemli olabiliyor. Dediğimiz gibi Tottenham şey yaptı. Maçı ertelendi Tottenham'ın. Çok fazla şey vardı. COVID-19 vakası vardı. Maçı ertelendi. O yüzden orada dikkat etmeye çalışsınlar. Olay.com üzerinden kuponlarını oluştururken bu tip detaylara şu süreçte dikkat etmek gerekiyor. Senin de belirttiğin gibi Olay.com üzerinde oranlar bir tık daha yüksek. Üstelik canlı bahis imkanı da var. Olay.com üzerinden de dinleyicilerimiz kuponlarını oluşturabilirler. Ben dilersen kuponumu bir kez daha tekrar edeyim mi? Olur abi. Benim bugünkü kuponum Altay Hatay Spor, Altay kazanır 1 ya da 1-0 çifte şans. Burada seninle biraz ayrıldık ama bakalım akşam neler olacak. Brentford-Watford mücadelesi 2.5 üstü. Köln-Augsburg 1 ve Nantes-Lens karşılıklı gol var şeklinde benim kuponum bugünkü. Ki bugün mesela İspanya'da Mallorca-Celta Vigo maçı var. İtalya Serie A'da Genoa-Sampdoria maçı var. Portekiz'de Pachos Ferreira-Gilvicente maçı. Hollanda'da Willem-Cambuur maçı. Yani büyük liglerde mutlaka bir açılış maçı var bugün. Dinleyicilerimiz o maçları da değerlendirebilirler kuponlarını yaparken. Ama onlar biraz daha zor, tahmini zor maçlardı. Bu özellikle ben Brentford-Watford
Köln, Augsburg ve Nantes maçlarını biraz daha kolay olduğunu düşündüğüm için seçtim ve kuponumu aldım. Bol şanslar diliyorum. Bu arada Murat abi, bugün de sabaha karşı, Türkiye saatiyle sabaha karşı Brezilya Ligi'nde maçlar vardı. Brezilya Ligi de tamamlandı. Atletico Mineiro şampiyon oldu. Hı hı. Zaten daha önce şampiyonluğunu ilan etmişti. İlan etmişti, evet. Evet, 13 puanlık bir farkla şampiyonluk ipini göğüsledi. İnanılmaz maçlar vardı. Özellikle de zaten şampiyon belli. Küme düşme potasında heyecan doruklaydı. Ben de Jeremio maçını takip ettim. İnanılmazdı. Hatta Douglas Costa gol attı. Gol attıktan sonra tribüne veda etti. Douglas Costa'yı da bilirsin. Daha önce Bayern Münih ve Juventus gibi önemli takımlarda oynadı. Transfer döneminde belki yolu Türkiye'ye düşebilir. Özellikle de düşerse düşündüğümüzde stilini farklı bir kanat oyuncusu, ofansif oyuncu, kanat beki, düzeltiyorum, kanat forvet faydalı olacaktır. Evet, yani o Brezilya liginden güzel maçlar vardı ama insan işte Türkiye'deki saatle uyuşmayınca da biraz uykusuz kalıyor. Aynen öyle tabii. Evet. Hangi ligi takip ettiğimiz şaşırıyoruz. Şunu da belirteyim. Şimdi Avrupa kupaları da grup maçları bu hafta sona erdi. Evet. Şimdi artık 17 Şubat'a kadar maç olmayacak. Evet. Artık hafta içi hafta sonu maçlar oynanacak. Önümüzdeki hafta içinde de maçlar var. Mesela Sporto'da 1. Lig'de de maç var. Premier Lig'de de maç var. Yani hem hafta içi hem hafta sonu artık lig ve kupa mücadelelerinde daha çok yani önümüzdeki iki aydan fazla bir süreçte onlarla birlikte olacağız. Dinleyicilerimizde bunu da hatırlatalım. Yani heyecan çok daha, lig heyecanı ve kupa heyecanları çok daha yükselecek bu süreç içerisinde. Dediğim gibi önümüzdeki hafta içinde de Spor Toto 1. Lig'de de maçlar var. Evet. Seninle hafta içi bağlantılarımızda yine çok keyifli konuşmalar yapacağız. Bu hafta sonu da güzel maçlar var aslında. Evet. Yarın ve ondan sonraki gün Süper Lig'de kritik mücadeleler artık yavaş yavaş, dediğim gibi, çok dengeli maçlar oluyor. Evet. Yani yarın mesela bir Karagümrük Konyaspor, Başakşehir Kasımpaşa, Çaykur Rizespor Göztepe, Antalyaspor Trabzonspor. Yani hakikaten zor. Yani burada bir belki Trabzonspor ön plana çıkıyor gibi ama yani Antalyaspor deplasmanının kolay geçeceğini sanmıyorum. Çok formda Trabzonspor ama yani yine tabii ki kazanmaya çok yakınlar. Adana Demirspor Giresunspor pazar günü, Yeni Malatyaspor Alanyaspor, Beşiktaş Kayserispor. Ki Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi de sona erdi artık. Evet. Bakalım bu yeni süreç, yeni teknik direktör kim olacak? Takım nasıl bir reaksiyon gösterecek? Yani hakikaten Beşiktaş, yani sorun Sergen Yalçın'da mıydı, takımda mıydı? Yani evet. Bunu bir şekilde anlayacağız. Evet. Yani erken bir ayrılık oldu bence ama. Evet. Artık bir şekilde olması gerekiyordu ve o ayrılık gerçekleşti. Bakalım hafta sonu neler yaşayacağız. Çok teşekkürler Murat Demiryaz. Görüşürüz Murat abi, kendine iyi bak, selamlar. Sen de çok iyi bak. Herkese iyi hafta sonları ve bol şanslar diliyorum. Sevgili dinleyenler, hattımızda son konuğumuz Murat Demiryaz'dı. Kendisi Olay.com'da editör olarak görev alıyor. Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın. Olay.com Salim Manav'la Anadolu Ateşi'ni sundu. Kazanmanın sesi, bahsin adresi. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.